rica ederim. Teşekkürler. Sağ olun, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Başlıyor. Şerife Aşman geliyor. Şerife Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimi selamladınız gelir gelmez? Kimlerle geldiniz? Babam ve erkek arkadaşımla geldim. Babam Kıbrıs'tan geldi. Onu Kıbrıs'tan getirdiler. Erkek arkadaşım da zaten burada staj yaptı. Kıbrıs'tan mı getirdiler babanızı? Evet, babam Kıbrıs'tan getirdiler. Ben Kıbrıs'tan geldim. Aslında Kıbrıs'taki mülakata katıldım. 5 yıl önce de başvurdum buraya. Oradan sonra ben hukuk okudum. Hukuk okuduğum için staj yapmak zorundaydım. Kıbrıs'taki stajla buradaki staj farklı. Kıbrıs'ta İngiliz hukuku uygulandığı için... Bu stajdan orada, bir görüntü mü? Bu şu anki ofisimden bir görüntü. Orada staj yaptım. Ondan sonra geldim burada da staj yaptım. Stajlara doymuyorum. Buradaki stajıma 2 ay oldu başlayalı. Şimdi bir ofisteyim. 2 tane kadın avukatla çalışıyorum. Hukuk bürosundasınız. Hukuk bürosundayım. İstanbul'da. Evet. Evet, İstanbul'da. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babayla başlayalım. Merhabalar Murat Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Adım Mustafa Aşman. Kıbrıs'tan geliyorum. Kuzey Kıbrıs'tan. Şerife'nin küçüklükten beri o koltuğa oturmak istediğini çok iyi biliyorum. İsteyince İnşallah, oluyormuş değil mi? İsteyince olur. Biraz zor oldu ama oldu. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Merhaba Murat Bey. Ben de erkek arkadaşıyım. Ben de burada staj yapıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şerife Hanım, kuralları biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Başlayalım mı hemen? Başlayalım. Yarışma başlıyor. Seyrettiğiniz televizyon programında sürekli şok, şok, şok ve flash, flash, flash gibi ifadeler görüyorsanız muhtemelen ne tür bir program izliyorsunuzdur? A. Yarışma programı. B. Belgesel. C. Magazin programı. D. Çizgi film. Tabii ki çocukluğumda hep sürekli hafta sonları evdeydim. Sabah kuşağında da bu kaçınılmazdı yani bunun. Süre de azalıyordu. Evet. C. şıkkı magazin programı son kararım. İlk iki soruda daha az sohbet edip sohbetimizi biraz daha ileriye saklayalım. Çünkü 15 saniye sürelik sorular tehlikeli biraz. Tamam. İkinci soru son 15 saniye sürelik soru. Efendim son kararım deme sorumluluğu da size ait. Tamam. Devam ediyoruz. Devam edelim. İkinci soruyla. Renkten renge giriyor. Tam bir kamuflaj uzmanı. Sözleriyle bahsedilen hayvan muhtemelen hangisidir? A. Timsah. B. Fil. C. Serçe. D. Bukalemun. Babamla çok belgesel izlediğim için bunu bilirim. D. Bukalemun son kararım. Hayat nasıl gidiyor? Kalabalık. Biraz heyecanlı gördüm. Sizinle sohbet edebiliriz şimdi biraz. Evet, bayağı heyecanlıyım. Zaten ben buraya 5 sene önce başvurdum. O zaman da bir iddiayla, bir böyle gaza getirmeyle başvurdum. Aklımın ucundan geçmezdi açıkçası buraya çıkabileceğim ama yani buradayım. Hayat kalabalık geçiyor dediniz. Evet, ben Kıbrıs'tan geldiğim için buraya adliye stajımı yapmaya geldim. Yani yasal stajımı yapmak için geldim. Şu an sadece staj yaptığım adliyeye bir gün içerisinde giren kişi sayısı benim Kıbrıs'ta yaşadığım şehrin nüfusu. Yani o yüzden ben bu kadar kalabalık hayatımda görmedim. Bayağı kalabalık geçiyor. Yani bayağı garip bir şey benim için. Çok heyecanlı. Her gün hayatımda görmediğim insan ama o kadar küçük ki İstanbul. Yani üniversitedeki arkadaşlarımı neredeyse her gün görüyorum. Onu geçtim. Kıbrıs'tan bir ton insanla karşılaştım. Akşam mesela babamı almaya gittim.
Babamı almaya gittiğimde lisedeki 5 tane arkadaşımı aynı zamanda öğretmenimi falan gördüm. Yani bu kadar kalabalık bir şehirde bu nasıl olur onu da bilmiyorum ama. Tabii bu da bir heyecanlı bir durum. Pekala. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. İlk aşamayı geçtiniz. Sırada 3. soru var efendim. Geliyor. Halk arasında kimler için suratı bir karış denir? A. Asık suratlı olanlar. B. Planlı hareket edenler. C. Yüzü yuvarlak olanlar. D. Sürekli gülümseyenler. Yani bu soruyu biliyorum. Ama yine de bir okuyayım ben kesin emin olmak için. Açıkçası ben çocukluğumu köyde geçirdiğim için bunu tam olarak anlamanın kimler olduğu bile gözümün önünde canlandı. A. Asık suratlı olanlar, son kararım. Köyle bunun alakası nedir? Köy çok küçüktü bizim. O yüzden herkesin bir lakabı var. Yani bizim köyde gerçekten herkese bir lakap takarlar. Asık suratlılar. Asık suratlı. Koca burunlular. Koca kulaklılar. Yani o kadar değil ama yani asık suratlar mesela özellikle bir misafirliğe falan gittiğimizde asık suratlı olma. Suratın bir karış olmasın derler. Bizim Kıbrıs'ta zaten daha sert konuştukları için yani bunu söylemekten de çekinmiyor insanlar. Ne kadar önemli değil mi gülümsemek aslında? Kesinlikle. Yani ilk... Hep zorlamak lazım, evet. Canımız sıkkın olduğu zaman gülümsemeyi kendimiz. İlk izlenim için çok önemli bir şey. Yani bu hayatın her aşamasında öyle zaten. Bütün enerjiyi değiştirir, her şeyi, ortamı bir anda değiştirir. Aynen öyle. Sırada 4. soru var. 3000 lira değerinde. Geliyor efendim. Hangi oyunun turnuvasında oyuncular hamlelerini yaptıktan sonra yanlarında duran saatin tuşuna basarlar? A. Dart. B. Masa tenisi. C. Satranç. D. Bilardo. Bu oyunu çok iyi biliyorum. Yani oynamasını maalesef hiçbir zaman öğrenmedim. İkinci sınıfta zorunlu bir dersti ama yapamadım. Çok yakın bir arkadaşım bunun ustası. Onu sürekli turnuvalarına gidip izledim. O yüzden C. Satranç. Son karar. Satranç. Son karar. İkinci sınıfta zorunlu bir ders satranç. Evet. Yani öğretilmesi, mantığının anlaşılması için matematikle alakalı yani birazcık daha stratejik düşünmeyi aşılamak için. Üniversitede değil, ilkokulda. İlkokulda ikinci sınıfta zorunlu bir dersti. Yani hocamı falan da çok severdim ama yani çok fazla ilgim olmadı açıkçası satranca. Ama çok yakın bir arkadaşım bayağı severdi. O yüzden o da sürekli turnuvalara falan katıldı. Dünyayı gezmişliği var. Kuzenim de aynı zamanda satranç oynadı. Ama bana hiçbir zaman peki, nasip olmadı. Peki tebrikler. Sırada 5. soru var. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek efendim. Dinliyoruz. Müziğini dinlediğiniz türkünün adı nedir? A. Çay elinden öteye. B. Koy verdin gittin beni. C. Ben seni sevdiğimi. D. 15'li. Evet, şarkıyı biliyorum. Cevap vermek istiyorum. C. Ben seni sevdiğimi, son kararım. Evet, sırada 7500 lira değerindeki 6. soru var. Jokerlerimiz saklı. Devam ediyoruz efendim. Bu sene mutlaka Machu Picchu'yu görmek istiyorum diyen arkadaşınız hangi ülkeye seyahat etmeyi planlamaktadır?
A. Brezilya. B. Mısır. C. Şili. D. Peru. Machu Picchu'yu biliyorum. Bir tane genel kültür yarışması vardı. Orada yani oyunu vardı. Onu oynarken hatırlıyorum ama emin değilim. Bu yüzden yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala, biz de iki tane yanlış cevabı eliyoruz hemen. Ve geriye B. Mısır, D. Peru kalıyor. D. Peru son kararım. Acaba seyirciye sorup mu emin olsaydınız dedim kendi kendime. Yarı yarıya joker hakkı birazdan çok fazla ihtiyacınız olacak bir jokerdi. Açıkçası nasıl söylesem seyircilerimize daha çok Türkiye ile ilgili edebiyatla ya da coğrafya ile ilgili bir konu olduğunda güveneceğimi düşünüyorum. Çünkü ben o konularda emin değilim tam olarak. Machu Picchu'da tam olarak yani hangi yerlerde olduğunu biliyordum. Ama ne kadar doğru olacağını düşünmediğim için iki tane şık arasında kaldım zaten. O yüzden onu kullanmak bana daha yararlı geldi açıkçası. Tebrikler yine de. İkinci baraj sorusu olan 15 liralık soruya geldik. Hazırsanız gelsin mi soru? Gelsin. 15 bin lira değerindeki 7. soru geliyor efendim. Tommy Vercetti ve Trevor hangi bilgisayar oyunu serisindeki karakterlerdir? A. The Godfather. B. Hitman. C. Need for Speed. D. Grand Theft Auto. Yani bu benim çocukluğumun oyunu. Yani hala en sevdiğim oyun olabilir. Olabilir değil, en sevdiğim oyun bu. Bunun üstüne hiçbir oyun geçmedi yani. D. Grand Theft Auto son kararım. Meşhur GTA. Aynen öyle. Çok bilgisayar oyunlarıyla aram olmadı ama hepsini hemen az çok duyduk arkadaşlarımızdan, hep biliyoruz. Ben sizin aranız iyiydi anlaşılan. Ben çok severdim. Ben daha çok annemin nöbet saatlerinden dolayı babamla büyüdüm sayılır. Babam, eniştem, teyzemle büyüdüm sayılır. O yüzden yani babam avcılık ve balıkçılıkla çok ilgili olduğu için. Anneniz fotoğraftaki. Evet, annem ve babam. Babanız balıkçılıkla arası çok iyi evet, olduğundan dolayı. Yani mesela babam av malzemelerini hazırlarken, gerek balık şeylerini hazırlarken sürekli onunlaydım. Ortadaki köpeğim 4 yaşında. En son yani onu gerçekten çok özledim. Cinsi yani, ne? Sokak köpeği aslında, yani öyle demek istemiyorum ama onu biz kurtardık sayılır. Babamın çalıştığı yerde pek ev yok, aile evi yok. Babam bir sabah gittiğinde orada yavru bir köpek vardı. Benim de o zamanlar köpek isteğim çoktu. Ben zaten çocukluğumdan beri hayvanlarla büyüdüm. Ama evin içerisinde bir köpek istemiştim hep. Annem istemezdi. Babam bu köpeği gördü. Bir hafta kadar besledi. Ondan sonra dedi ki sana bir hediyem var. Kapıyı aç, geliyorum dedi. Adı Roxy. Roxy ile beraber geldi. O zamandan beri yani o benim kardeşim gibi. Kardeşten daha ötü olabilir. Başka kardeşiniz yok mu? Yok, tek çocuğum. Bir de teyzemin kızı var, o benim kardeşim gibi, beraber büyüdük diye. Onun dışında tek çocuğum. Peki buraya gelirken illa bir hedef koymuşsunuzdur mutlaka. Ya açıkçası 15 bini geçmek isterdim çünkü ben birkaç sene içerisinde kendi ofisimi açmak istiyorum avukatlıkta. Bu yüzden de bir para biriktirme hedefim var. Yani şu an 15 bin 30 bin ilk etapta ilk başlangıcı yapmak için güzel bir miktar. Yani tabii daha fazlasını alırsam hiç fena olmaz benim kariyerim için, ileride yapabileceğim işler için ama yani tabii. Hazırsanız önce jokerimiz eklenecek. Çift cevap joker hakkı eklendi. 3 tane jokerimiz var. Telefon jokeri, seyirci jokeri ve çift cevap joker hakkınız. Devam ediyoruz efendim 30 bin liralık 8. soruyla. Hangisi bir bitki değildir? A. Aslan pençesi. B. Kurt pençesi. C. Tavuk pençesi. D.
tilki pençesi. Açıkçası gerçekten herhangi bir fikrim yok. Hepsi birbirine benzemekte. Aslan pençesinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü duydum, yani bir yerden çağrışım yapmakta şu an. Ama diğerleri hakkında gerçekten pek bir fikrim yok. Seyirci Joker hakkını kullanmak istiyorum ben şu an. Tabii ki sevgili seyirciler, hangisi bir bitki değildir? A. Aslan pençesi, B. Kurt pençesi, C. Tavuk pençesi, D. Tilki pençesi. Süreniz 10 saniye. Seyirciler birbirine biraz yakın cevaplar vermişler. C şıkkı %45 ile önde, tavuk pençesi. Sonra %29 ile D şıkkı tilki pençesi. Ve sonra B şıkkı %18 ile kurt pençesi. Çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Yani seyircime güvenerek hareket etmek istiyorum şu an. Peki, çift emin cevap misiniz? Hakkımı... Evet, eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Hangisiyle başlamak istersiniz? C. Tavuk pençesi. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Evet. Cevap tavuk pençesi değilmiş. Yere 3 tane şık kaldı. Bunlardan birini seçeceksiniz. Yani gerçekten kurt pençesi ya da tilki pençesi, ikisi hakkında da gerçekten hiçbir fikrim yok. Şu an jokerler konusunda da hata yaptığımı fark ettim ama... Telefonu mu kullansaydım dediniz gerçekten? Evet. Var mıydı bu soruyu bilebilecek birisi? Yani bir tane arkadaşımı düşünebiliyor. Ondan da emin değilim açıkçası. O yüzden kullanmak istemedim ama... Yani bile de bilirdi. Aslan pençesi değil kesinlikle. İnşallah o çıkmaz. Komik olur. Tilki pençesi... Yani oranlara baktığımda daha fazla... şık O olarak gözüktü. Yani içimden geçen herhangi bir şık da yok. Yani şu olabilir diyebileceğim herhangi bir içgüdüsel bir şey de yok maalesef. O yüzden ben bir de olmadı, iki de olacak seyirciye güvenerek hareket etmek istiyorum. D tilki pençesi. D tilki pençesi. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. İkinci sınıftaki satranç dersleri işe yaramış. Ya da sonraki aldığınız mantık dersleri. Tebrikler, olarak... 30 bin lira kazandınız bu arada. Teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Yani içgüdüsü olarak gerçekten bu soruyu seyirciye sormam gerektiğini ilk başta anladım. Zaten iki şık arasında kalmış seyirci de. İyi ki telefon jokerini kullanmadım. Çünkü orada zaten tek, yine bütün jokerlerimi bir anda kullanmış olacaktım. Ki onun da bilebileceğinin garantisini veremiyorum çünkü... Ben duymadığım gibi o da Kıbrıslı bir arkadaşım da, o da duymamış olabilir. Yani şu an gerçekten seyirciye güvendiğim için mutluyum. Telefon jokerimiz kaldı sadece. Ve sırada 60 bin lira değerindeki 9. soru var efendim. 2003'te New York Times gazetesinde yayımlanan bir yazıya göre... Kayıt altına alınmış 3400 yıllık insanlık tarihinin yaklaşık yüzde kaçında savaş olmamıştır? A 2, B 4, C 6, D 8. Yani tarih derslerinde öğrendiğimiz kadarıyla neredeyse hep savaş olmuş. Ne kadar az oranlar değil mi?
Aynen, gerçekten 3400 yıllık. Yani birazcık trajikomik ve üzücü bir şey. İnsanlık tarihinde. Bu konu hakkında çok fazla yorum yapabileceğimi düşünmüyorum. Yani bunu bilse telefon jokerindeki arkadaşım bilir muhtemelen. Ona da danışmak istiyorum. Sizin kafanızdan geçen bir rakam var mı burada? %4. Yani %8 olamaz. Olmamalı. Yani olsa keşke ama olamaz diye düşünüyorum. Ben bu soruyu telefon jokerini ya kullanarak da arkadaşıma sormak istiyorum. Jokerleri tanıyoruz efendim. Cemil Hürtürk, İnci Erbilen, Merve Sağroğlu. Cemil Hürtürk aramak istemekteyim. Anaokul arkadaşım kendisi. Şu an Marmara'da tıp okuyor. Pekala, Cemil Bey'i arıyoruz. Cemil Bey, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba, iyi akşamlar Murat Bey. İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Size bir sorumuz olacak efendim. 30 saniyede süreniz var. Evet, aynen. Bekliyorum. Geliyor. Cemil, tam merhaba. 2003'te New York Times gazetesinde yayımlanan bir yazıya göre kayıt altına alınmış 3400 yıllık insanlık tarihinin yaklaşık yüzde kaçında savaş olmamıştır? A 2, 4, 6 ya da 8? Şıklar ne? Şöyle son. 2, 4, 6 ve 8. Evet. Onun da muhtemelen düşünemediği, yani birazcık panik olduğu bir şey oldu. Ben açıkçası ofis açma düşüncemde kararlı olduğum için çekilmek istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Efendim, 4 diye tahmin etmiştiniz. Evet. Cevap verecek olsanız 4 mü diyecektiniz? 4 derdim. Bakalım cevap neymiş? İyi. %8'miş. Sevindim şu an. 250-280 arası gibi bir şey. Gerçekten çok az. 3400 yılda bayağı bir az, evet. Gerçekten çok az. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Buyur. Evet sayın seyirciler, cep telefonlarınızı hazırlayın çünkü şimdi Türkiye'nin bip sorusu geliyor. Hangisi bir pasaport çeşidi değildir? A. Umuma mahsus. B. Hizmet. C. Zaruri. D. Hususi. Son 10 saniye. 5 saniyeniz kaldı. Teşekkürler. Muhammed Kamçı geliyor. Muhammed Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Heyecan var mı? Biraz. Nereden geliyorsunuz efendim? Trabzonluyum ama buradan katıldım. Daha doğrusu nişanlım sağ olsun, o benim yerime katıldı. Kayıt yaptı. Çok şükür, burada yaşıyordum son bir yıldır. Mesleğiniz nedir? Öğretmenim, edebiyat öğretmeniyim. Çok şükür. Lisede mi? Evet, evet. Orada, Trabzon'da edebiyat öğretmeniyim. Trabzonluyum bu arada. Trabzon'da okudum. Öğrencilerle beraber yarışma mı bu? Evet, ben de bilgi yarışması yapmıştım okulda. Talebelerim benim için çok önemlidir. Hatta ben onlara talebeciklerim diye hitap ediyorum. Çok seviyorum onları. Onlar için bilgi yarışması yapmıştım. Videolu, normal böyle. Çok güzel bir şey olmuştu yani. Hamdolsun, inşallah devamı da hazır. Hazırladım sorularını. Gidince devam edeceğim nasipse. Siz de orada soruyorsunuz soruları, evet, değil mi? Evet, ben de orada soruyorum. Zevkli oluyor yani. Hangi okulda öğretmensiniz?
Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi diye bir proje okulu var. Orada görev yapıyorum. Pekala efendim. Kimle beraber geldiniz? Nişanlımla beraber geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Ben Salih Çetin, nişanlısıyım. Başvuruya bilgisine güvendiğim için yapmak istedim. Güveniyorum ona. Başarılar Habersiz mi yaptınız diyorum. Yoksa? Hayır, telefonda konuşurken ben de internet başındaydım. Ben çok istiyorum ama kendim adıma yapamadım. Nişanlıma güveniyorum. İnşallah. Sorumluluk yüksek. Ya, hem kendi adınıza hem de nişanlınız adına yarışacaksınız. İnşallah. Ben de onun şansına güveniyorum. Ben nasipli olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederiz efendim. Evet Muhammed Bey, kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı? Başlayabiliriz. Yarışma başlıyor. Yakınımızda bulunmayanların özlemine, acısına daha kolay dayanabiliriz anlamında kullanılan ve göz görmeyince şeklinde başlayan sözün devamında hangisi söylenir? A. Samanlık seyran olur. B. Damlaya damlaya göl olur. C. Kaçan balık büyük olur. D. Gönül katlanır. D. Gönül katlanır. Son karar. Siz de İstanbul'da mı yaşıyorsunuz efendim? Evet, ben doğma büyüme buradayım. Erzincan'da okudum ben de. Aynı bölümden mezunuz. Çok gözden ırak kalmadınız yani. Evet. Kaldık aslında ya. Zaman zaman. Kısmen. Benim için bir hafta uzaklık bile fazla. Sırada ikinci soru var. Geliyor efendim. Toplu ulaşım araçlarında görülen ve araçlarımız şeklinde başlayıp izlenmektedir şeklinde biten cümlenin ortasında hangisi yazar? A. Hayranlıkla. B. Kamera sistemiyle. C. İzciler tarafından. D. Meraklı gözlerle. B. Kamera sistemiyle. Son kararım. Zonguldak'ta madenciler vardı böyle otobüse kirlenmesin diye oturmayan. Evet. Otobüsün kamerasına takılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Evet tabii. Hatta söylediler oturun diye, onlar da diğer arkadaşlarımız kirli yerlere oturmasınlar diye, biz oturmuyoruz diye çok ince bir düşünce yapmışlardı. Onlar sayesinde varız bence yani. Onların aslında evlerimizin baş köşesinde yeri var ama evet, onlar evet, oturmamayı tercih etmişlerdi. Evet. Efendim tebrikler, 1000 lira kazandınız. Çok teşekkür ederim. Sırada 3. soru 2000 lira değerinde. Geliyor efendim. Bir konserin bitiminde şarkıcı sahneden indikten sonra bu sesler duyuluyorsa ondan ne beklenmektedir? A. Dönüp sahneyi temizlemesi. B. Bilet paralarını iade etmesi. C. Gelip birkaç şarkı daha söylemesi. D. Müzik kariyerini sonlandırması. C. Gelip birkaç şarkı daha söylemesi. Son kararım. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Okullarda öğrencilerin sunduğu, içerisinde şiir okuma ve oyun gösterileri gibi etkinliklerin yer aldığı eğlenceye ne ad verilir? A. Münazara. B. Müsamere. C. Müzayede. D. Müsamaha. B şıkkı, müsamere, son kararım. Müsamerelerde hazırlar mısınız öğrencilerinizi? Bizde pek olmuyor. Ben lisede öğretmen olduğum için genellikle o tarzda tiyatro bölümüne pek tiyatro yapıyoruz. Hatırlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok, tiyatro kendimiz yapıyoruz ama böyle şiir falan değil. Genellikle kendi yazdığımız oyunlar falan oluyor. Kendi çapımızda diyelim. Onları yapıyoruz. Çocuklarla oynadığım 2 defa, 3 defa yaptık. Sırada 5. soru var efendim. Bekliyorum. 5000 lira değerinde. Geliyor. Krem rengine yakın beyaz,
olarak tanımlanan renk hangisidir? A. Ekru, B. Mürdüm, C. Fuşya, D. Indigo. Ben buradan seyircilerime sormak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler, krem rengine yakın beyaz olarak tanımlanan renk hangisidir? A. Ekru, B. Mürdüm, C. Fuşya, D. Indigo. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %62'si A şıkkı Ekru demiş. Ben de seyircilerimize güveniyorum ve A şıkkı Ekru diyorum. Son karar. Seyircilere teşekkür etme hakkım var değil mi? Tabii ki. Hatta boyun borcunuz diye düşünüyorum şu anda. Çok teşekkür ederim herkese. Sağ olsunlar. Ben de onlar adına size teşekkür ediyorum çok efendim. Çok teşekkür ederim. Ne demek, bir şey değil diyorum. Çok sağ olun. Başka bir isteğiniz var mı diyorum. Allah sağlık saat versin onlara da bizlere de. Çok siz ne diyorsunuz efendim? Seyircilerimiz kültürlüdür. Çok teşekkür ederim. Sırada 6. soru var. 7500 lira değerinde. Geliyor. Basketbolda rakip çember civarına pas olarak atılan topun havada yakalanıp yere inmeden sayı yapılmasına ne ad verilir? A. Stop jump shot, B. Rebound, C. Alley-oop, D. Turnike. Ben burada da %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yanlış iki cevabı eliyoruz efendim. B. Rebound, cevap C. Alley-oop. Istiyorum. C şıkkı Alley-oop. Son karar. Evet, kritik bir noktada yarı yarıya jokerinizi kullandınız. 15 bin liradan sonra belki kullanmak daha iyi olacaktı ama emin de değildiniz. Bildiğim soruydu aslında ama A şıkkında biraz tereddüt yaşadım. Diğerlerini biliyordum aslında. Onlar kesinlikle değildi. Ama A şıkkında İngilizcemizin zafiyeti diyelim. Yapamadık. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı olsun. Sırada ikinci baraj sorusu olan 15 bin lira değerindeki 7. soru var efendim. Geliyor. Daha çok eskilerin kışı Mekke'de geçirdiğini düşündükleri için hacı dedikleri kuş hangisidir? A. Leylek, B. Turna, C. Kırlangıç, D. Baykuş. Ben burada da telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyoruz efendim. Mücahit Kaçar, Şakir Yeşilkaya, Fatih Tak. Evet, bunlardan Mücahit Kaçar aramak istiyorum. Benim hocamdır kendileri. Ne hocasıdır efendim? Divan Edebiyat hocası. Ben de çok aşığımdır divan edebiyatını ve bana kendisi divan edebiyatını sevdiren biridir. Hatta hayır, müsaadeniz var mı? Beyit okuyabilir miyim bir tane acaba? Buyurun efendim, ne demek? Öğrenciler benden beklerler kesinlikle. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır, naşat günün bir gün olur şad olacaktır diyor şair. Teşekkür çok, ederiz. Ben teşekkür ederim. Kim diyor bunu? Sanırım Neşati'ydi. Aslında çok beyit biliyorum ezberimde ama yazarlarını ezberlemekte güçlük çekiyorum. Niye ise belki 300-500 tane biliyorumdur. Seyircilerimiz için bir tercüme edebilir misiniz peki? Allah'a tevekkül etmek biliyorsunuz zaten. Tevekkül bir şey yapıp sonucunu Allah'a bırakmak tabii ki. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Onun yardımcısı, dostu Allah'tır. Naşat gönül, yani mutsuz olan gönül bir gün olur şad olacaktır. İnşallah biz de şad olacağız hem bugün hem de düğünümden sonra inşallah. Failatun failun failun. Failatun 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 failun. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mücahit Bey'i arıyoruz efendim. İyi akşamlar Mücahit Bey. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Teşekkür ederim Murat Bey. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi size bir sorumuz olacak. Hı-hı. 30 saniyede süreniz var efendim. Tamam. Bekliyorum. Geliyor. Hocam daha çok eskilerin kışı Mekke'de geçirdiğini düşündükleri için hacı dedikleri kuş hangisidir? Leylek, turna, kırlangıç, baykuş.
bir daha okuyabilir misin Muhammed? Daha çok eskilerin kışı Mekke'de geçirdiğini düşündükleri için hacı... Kışı Mekke'de geçirdiğine inanılan kuş, hacı kuşu. Hacı dedikleri için leylek, turna, kırlangıç, baykuş, son dakikalar, son saniye. Hiçbir fikrim yok ya ama leylek derdim ama sen bilirsin. Ben risk etmek istemiyorum ve müsaadenizle çekilmek istiyorum. Emin misin? Eminim ve son kararım. Leylek dedi yine de Mücahit Bey. Siz ne derdiniz? Ben de kesin ona güvenirdim ve içimde olan şey de sanırım oydu ama riske edemedim. Hacı Laklak duydunuz mu hiç? Hacı Laklak duydum. Laklakan. Laklakan. Kurabane Hacı Laklakan. Laklakan. Leylek. Kurabane Laklakan. Bakalım cevap leylek miymiş? Ben hatırlıyorum büyüdüğüm köyde. Eskiler onların yuvalarını düzeltirlerdi. Hacı diye onlar. Oradan aklımda kalmış. Efendim tebrik nasıl? Ediyoruz. 7500 liranız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buyurun efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Öyle. Çok sağ olun. Beyza Yılmaz geliyor. Beyza Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Biz de iyiyiz efendim. Siz dinliyoruz. Beyza Yılmaz, 22 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum ablamla beraber. Aslen Sakaryalıyız, ailem orada. Böyle. Ablanız burada, İstanbul'da? Evet, ablam burada. O ne yapıyor, ne iş yapıyor? Öğretmen kendisi, o da aile. Peki. Kimlerle beraber geldiniz? Ablam ve arkadaşımla geldim. Hoş geldiniz. Merhaba, Ceren Yılmaz ablasıyım. Kardeşime başarılar diliyorum. Çok güveniyorum. Heyecanını kontrol edebilirse güzel olacak. Teşekkürler. Ben Hilal. Beyza'nın okuldan arkadaşıyım. İnşallah çok güzel geçer. Ben inanıyorum ona. Başarılar diliyorum. İnşallah. Mezuniyet fotoğrafınız var. Evet. Son sınıf öğrencisiyim evet. Dediniz. Şu an hala devam eden bir sınav süreci var. Evet. Onlara bağlı olarak mezun olup olmayacağım kesinleşecek. Peki inşallah en yakın zamanda olursunuz evet, efendim. Evet inşallah teşekkür ederim. Hedef kaç lira? Hedef 60 bin lira ama yani artık şans olarak düşünüyorum biraz. O yüzden yani. Parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dil eğitimi almak istiyorum yurt dışında uzun bir süre. Eğer... Güzel kazanırsam onu harcarım. Bir de seyahat etmeyi çok seviyorum. Onu harcarım. Evet, burası Amsterdam. Amsterdam, evet. Amsterdam. Nerelere gittiniz? Bayağı İskandinav ülkelerine gittim. Avrupa'nın bayağı kentlerini gördüm. Yani evet, biraz daha uzağa Amerika'ya doğru gitmek istiyorum biraz da. Peki, burası evet. Neresi? Burası da Viyana, Avusturya. Arkadaşımla beraber. İnşallah. En az 60 bin lirayla buradan ayrılırsınız efendim. İnşallah. Kuralları biliyor musunuz? Evet biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışma başlıyor. Bunu yapmak için biraz daha pişmelisin diyen biri hangisini söylemek istiyordur? A. Deneyim kazanmalısın. B. Hamama gitmelisin. C. Solaryuma girmelisin. D. Güneşe çıkmalısın. A. Deneyim kazanmalısın. Son kararım. Sırada ikinci soru var. Türkiye'de iki erkek birbirlerine karşılıklı olarak ve yüksek sesle tekrar tekrar hangi soruyu soruyorlarsa muhtemelen kavga ediyorlardır. A. Nasılsın, iyi misin? B. Nerelisin, kimlerdensin? C. Aç mısın, tok musun? D. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? D. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Son kararım. Tebrikler efendim. 1000 lira kazandınız. Teşekkür İlk aşamaya geçtiniz. Evet, sırada üçüncü soru var. Geliyor.
Özellikle kış aylarında ebeveynler hangisini yaptıktan sonra dışarı çıkmak isteyen çocuklarını hasta olursun diyerek uyarırlar. A. Banyo yaptıktan. B. Ders çalıştıktan. C. Diş fırçaladıktan. D. Yemek yedikten. A. Banyo yaptıktan. Son karar. Sıradaki soru dördüncü soru. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinleyelim efendim. Enstrümantal versiyonunu dinlediğiniz şarkının adı nedir? A. Sensiz Saadet Neymiş? B. Bir Zamanlar? C. Kadınım? De sevdim seni bir kere. Sevdim seni bir kere diye düşünüyorum ama bir seyirci hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler, enstrümantal versiyonu dinlediğiniz şarkının adı nedir? A. Sensiz Saadet Neymiş? B. Bir Zamanlar? C. Kadınım? D. Sevdim seni bir kere. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %88'i D şıkkı. Sevdim seni bir kere demiş. Teşekkür ediyorum. D, sevdim seni bir kere, son kararım. Teşekkürler. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Evet. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Evet, o gibi Özdemir Erdoğan'ın ama çok güzel bir şarkısı. Evet. Hazırsanız 5. soruyla devam ediyoruz. Hazırım. Oyuncuların kalenin arkasından dolaşırken de oyun sahasının içinde olduğu spor hangisidir? A. Handbol. B. Buz hokeyi. C. Futbol. D. Su topu. Handball diye düşünüyorum ama ben bir yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki biz de iki tane yanlış cevabı veriyoruz. B. Buz hokeyi, C. Futbol. B. Buz hokeyi, son kararım. Evet, seyirci jokeri ve yarı yarıya jokerini evet kullandık. Bir tane jokerimiz kaldı, telefon evet jokeri ve 6. soruya geldik. Hedefimiz 60 bin lira. Evet. Devam ediyoruz efendim. Evet. 7500 lira değerindeki 6. soruyla. Bizimkiler dizisinde Aykut Oray'ın canlandırdığı apartmanın katil namıyla tanınan asabi sakini hangi hayvanı yanından ayırmaz? A. Kedi. B. Köpek. C. Horoz. D. Papağan. Ya bu diziyi babamla beraber böyle hayal meyal izlediğimizi hatırlıyorum. Papağan gibi geliyor ama emin de değilim. Ben cevap vermek istiyorum. D. Papağan.
Son karar. Evet, papağan vardı o dizide. Evet. Kapıcı Cafer'in papağanıydı, Maşuk. Evet, hep böyle bir papağan varmış gibi hayal ettim. Yani artık. Sağlık olsun. Evet, öyle kısmet artık. Teşekkür ederim. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Ben de, teşekkürler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun.